6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'nin deprem tehlike haritası güncellenecek. Bunun için de yoğun bir çalışma başladı. Bu çalışmayla özellikle ileride meydana gelebilecek daha büyük depremlerin karşısında durmak, önlem almak bunun için. İşte konuyla ilgili haberimize bir göz atalım şimdi efendim beraber. Türkiye'nin deprem tehlike haritasının güncellenmesi için 22 üniversite, 100 araştırmacı ve 90 öğrenciyle çalışmalar yürütülüyor. 2025 yılının sonuna kadar, yani 1,5 yıl kadar bir süre sonrasında biz Türkiye'nin tüm aktif diri fay hatlarının paleosismolojik haritalandırılmasını çıkarmış olacağız ve bu bütün kamuoyuyla zaten paylaşılacak. Bunun 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkez üssünde meydana gelen 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlayan çalışmalar, ileriki zamanda meydana gelebilecek daha büyük depremlere karşı önlem alınması amacıyla hızla devam ediyor. AFAD Bilimsel Destek Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir, proje kapsamında 6 Şubat 2023'teki 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesindeki çalışmaları inceledi. Yaşanan felaketin acısını halen unutmadıklarını, bu bağlamda geleceğe yönelik bilim temelli çözümler oluşturmak için gece gündüz çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Depremle birlikte fayın hareketinin nasıl olduğunu görebiliyoruz. Bu harekete baktığımızda buradaki hareketin narlı fayın hareketiyle çok fazla uyuşmadığını saptamış durumdayız. Yani farklı bir fay türü niteliğinde bir hareket gerçekleşmiş burada. Dolayısıyla narlı fayından bağımsız bir fay olabilir burası. Ve bu fay Doğu Anadolu fayına bağlantılı bir fay diye düşünüyoruz. Proje kapsamında narlı fayı üzerinde başlatılan çalışmalarda açılan hendeklerde 6 Şubat 2023 depremlerinde narlı fayının kırılmadığı ve yeni bir fay hattının doğduğu tespit edildi. Çalışmalar Afet ve Acil Durum Yönetimi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Maden Tetkik ve Arama, Türkiye Belediyeler Birliği ve 22 üniversite işbirliğiyle yürütülüyor.